Manşete hoş geldiniz. Neredeyse pişman olacağım. Birazdan buna bakacağız. Neden böyle yazdık? Seçimlerden bu tarafa hem yaz tatilinin etkisi hem de muhalefetin kaybetmesi ve iktidarı devirme olasılığının yakın zamanda olmaması, ortadan kalkması, umutların tükenmesi üzerine bir kötümserlik, bir boş vermişlik, bir ne olacaksa olsun kabilinden vurdum duymazlık var. Öte tarafta da sanki her şey yolundaymış gibi işleri sürdürmeye parlamentoda veya işte Ankara'da üzerlerine tereddüt eden neyse mesailerini yapmaya ve bunu vatandaşa, halka anlatmaya çalışan veya kendi tabanlarını anlatmaya çalışan bir kitle var. Medyasıyla, siyasetiyle böyle. Bu durum bir süre daha devam edecek. Fakat ne kadar devam edeceğini bilmiyorum. Çünkü önümüzdeki 5 yılı belirleyen bir ...seçime imza atıldı. Yani Türkiye'de maalesef... ...beş yılda bir seçimler yapılıyor şu anda... ...ve bunu değiştirme olanağı yok. Arada da bir denge denetim mekanizması yok. Yani iktidar aldığı 5 yıllık yetkiyle... ...Ali Kıran başkesen götürüyor politikalarını... ...ve sonra sıradaki seçimde aldığı yetkiyle de... ...adeta bir güven oylaması almış zanlıyla savıyla ah diyor halk bana güveniyor arkamda duruyor devam. Şu anda durum bu ve bu durumu değiştirebilecek yakın vadede herhangi bir şey görünmüyor. Önümüzdeki yerel seçimler hikayedir. Yani o konuda anlatılan şeylere çok fazla bel bağlamayın, inanmayın ve bununla iş tutmayın. Yani çok net. Hiç mi iyi haber yok? Evet var birkaç iyi haber. Mesela Filenin Sultanları Milletler Ligi finalinde Çin'i devirmişler ve kupayı kaldırdılar. Tebrik ediyoruz. Son dönemde gelen tek iyi haber bu. Tek iyi haber. Bülent Çelik de gazete pencerede bunun karikatürünü çizmiş. Teşhircilikle suçladıkları kızlarımız dünya şampiyonu demiş. Evet o teşhircilikle vesaire suçlayanlar da şu anda ortada gözükmüyorlar ama şu şampiyon... Ne bileyim kutlu, şampiyonluk kutlamaları bittikten sonra gene ortaya çıkacaklardır. Fakat halkın temel gündemi esasen bu değil. Hayat bağlılığı. Ozan Bingöl paylaşmış. 25 kuruşluk poşete gösterdiğimiz hassasiyeti 9 trilyon yaklaşık 9,5 trilyonluk verginin nerelere harcandığına göstermediğimiz sürece üzerimizdeki vergi yükü asla azalmayacak diyor. Şimdi durum bu. Yani... Ee, i̇nsanlar tepki göstermiyor tepki göstermeyi bilmiyor neye tepki göstereceğinde farkında değil ve insanlar bir takım e, şeyleri satın alıyorlar bir takım yalanları satın alıyorlar mesela bunun bir örneği de bu medyaskop röportajında denk geldim. Bir vatandaş ÖTV zammına tepki göstermiş akaryakıtta. Ben koyu AKP'liyim. Neredeyse pişman olacağım oy verdiğim için. Neredeyse daha olmamış. İşte alttaki yazı oradan geliyor. Neredeyse pişman olacağım. Neredeyse pişman olacağım AKP'ye oy verdiğim için. Seçim oldu bitti. Zamlar birbirini kovalıyor. Hani mazot, petrol, doğalgaz bulmuştuk. Sevincimiz kursağımızda kaldı. İnanmış. Dolayısıyla... Daha bu vatandaş pişman olmuş değil bu vatandaş pişman olacak ve bu vatandaş mazot petrol doğalgaz bulma haberlerinin yalan olduğunu görecek idrak edecek ondan sonra ülkenin iki yakası bir araya gelecek bunu bekleyeceksiniz yoksa böyle bir şey olabilir mi manşetleriyle ya da pahalılığa isyan eden ekran ekran dolaşan politikacılarla falan bu işin olacağı yok. Daha önce söyledim bir kere daha söyleyeyim eğer yüzde 48 gibi bir kitle Erdoğan'a hayır demişse Erdoğan'dan nefret ediyorsa Erdoğan'ı orada istemiyorsa mevcut iktidarın politikalarından bir memnuniyetsizlik göstermişse bu 48'lik kitlenin bu yani zaten cebinizde bu kitle sizin 50'yi geçecek. 3-5 oya ihtiyacınız var. 3-5 puan oya ihtiyacınız var. O da yaklaşık 2-3 milyon oydur. Yani o 2-3 milyon kişiyi tavlamanız, peylemeniz gerekiyor tabir yerindeyse. Başta bu amca olmak üzere. Fatih Portakal isyan etmiş. İşte efendim simit almaya gittik. Fırında bir şey yoktu. Dolaptakiler bozulacakmış falan filan. Yerli turiste isyanda elektrik yok falan. Şimdi Demek ki hala Türkiye'deki medyanın da bir şaşırma eşiği var ve... ...daha doğrusu bir şaşırma eşiği var ve Türkiye'deki medya o şaşırma eşiğine hala ulaşamamış durumda. Hala belli şeylere şaşırıyor. Hala belli şeylere gerçekten rezil bir durum. Kepazelik falan diye tepki gösteriyor. Evet. Ee, bunun bir manası yok. Bir yere gideceği de yok. Durumu çözeceği de yok. Bu işlerin başında, bu işlerin temelinde... Esasen 15, 15 Temmuz kepazeliği geliyor. Yani siz öncelikle bunu kabul edeceksiniz ve olaya oradan başlayacaksınız. Siz o kepazeliği alıp yuttunuz, yediniz, içinize sindirdiniz. Birkaç gün önce yıl dönümüydü, 7. yıl dönümü. 7 yıldır iki yakarınız bir araya gelmeyecek. Bundan sonraki 7 yıl boyunca da gelmez. Çünkü olaylar oradan başlıyor. Bir takım olaylara bak, bakarken, bir takım olayları değerlendirirken sonrasında yaşanan gelişmelere bakmak temel bir esas değildir ama bir veridir. 15 Temmuz 2016'dan bu tarafa geçen 7 yıl içerisinde yaşananları, olanları, olan biteni, yönetimin, rejimin nasıl değiştiğini, dönüştürüldüğünü, hukukun, medyanın nasıl değiştiğini, dönüştürüldüğünü, halkın seçmenin nasıl değiştiğini ve dönüştürüldüğünü, toplumsal psikolojinin nasıl değiştiğini ve dönüştürüldüğünü, ahlaki erozyonu, hemen her şeyi, ekonomide ve siyasette, dış politikada toparladığınızda esasen 15 Temmuz'un neden olması gerektiğini anlarsınız. 15 Temmuz'la 15 Temmuz'da ne bileyim askerler püskürtülerek darbeci askerler tırnak içinde söylüyorum püskürtülerek büyük bir badire atlatmadı Türkiye. 15 Temmuz Türkiye'nin başına gelen son 100 yılın en büyük badiresiydi. Bunu böyle bunun altını böyle çizmediğiniz e, miladı pergelin ucunu neyse buraya koymadığınız sürece yaptığınız her şeyde böyle afallarsınız. Bak işte e, mecliste bir 15 Temmuz anma töreninde AKP'li meclis başkanı eski İsmail Kahraman CHP'li Özgür Özel'e ki şu anda CHP'nin grup başkanı silah arkadaşım diye hitap etmiş. Görüntüleri seyredin yerinden kalkıyor 80 yaşındaki adam Özgür Özel'le bir şakalaşmalar bir muhabbet. Allah bilir kapalı kapılar ardında ne konuşuyorlar. Yani kameralar önünde böyle bir muhabbet varken. Üzerine de Ergün Babahan şulotu düşmüş. 15 Temmuz Kürtleri ve cemaati yok etmek için CHP'nin de katkılarıyla sahneye konulmuş bir tiyatrodur. Bedelini ödüyorsunuz. İşte evet. 7 yıldır bu bedel ödeniyor ve ödenmeye devam edilecek. Dolayısıyla 15 Temmuz Türkiye'nin atlattığı bir badire değil. Türkiye'nin başına gelmiş en büyük badire ve sonraki hadiseleri de bununla okumanız, değerlendirmeniz lazım. Kadri Gürsel uzun uzun yazmış. İşte efendim oğlunun okul taksitleri için yapı kredi, koçun. Koç grubunun yapı kredisine işte hesap açmaya çalışmış da işte efendim e, hakkında açılmış dava var yapamayız falan demişler. Şimdi bu nereden baksam bir hukuksuzluk. Yani hakkında açılmış dava olan kişi bankada hesap açamayacak mı? O dava bilmem kaç yıl önce sonuçlanmış olsa bile bu durum devam edecek mi? Kişi bir kere fişlendiyse bu fiş ömür boyu onu devam, ettir devam edecek mi filan? Şaşkınlık içindeyim başka ne diyebilirim bilmiyorum diye bitiriyor tweetine Kadri Gürsel. Bak demek ki hala şaşırma işine gelmemişiz. İki örnek verdim mahalleden, Türkiye'deki mahalleden. Daha hala şaşırma işine gelmemişiz. Cevheri Güven bu tweeti alıntılayıp kulübe hoş geldin demiş. Ama e, bunun idrakinde olduklarını ve farkında olduklarını zannetmiyorum. Ve kulübe hoş geldin lafına bile büyük tepki göstereceklerini zannediyorum. Öyle gösteriyorlardı zaten. Canınız cehenneme demiş koç grubunun yapı kredisine. Memlekette banka mı yok? Yani memlekette banka mı? Evet banka var. Yani bir bankada olmazsa bir başka bankada işinizi görürsünüz. Ama mesele o değil ki. Mesele sizin orada fişlenmiş olduğunuz gerçeği ve bununla mücadele etmeniz gerekiyor ve bunun nedenlerine inmeniz gerekiyor. Evet. Bir tanesi görülüyor ki Türkiye'ye zamanında yerleştirilen Yahudi ve Ermenilerin torunları milyonları aşmış deyince Hayko Bağdat kapak olacak bir cevap vermiş. Yarı Rum, yarı Ermeniyim. Beni İstanbul'a yerleştirmediler. Şehri biz kurduk. Türkiye'de yanlış anlatılan bir tarih var. Türkiye'de yanlış anlatılan bir tarih, inancı tarih, ne bileyim bilinci söz konusu, okutulan resmi tarih ve daha pek çok şey buna bağlı olarak pişirilen, okutulan, yedirilen her neyse. Bütün bunlar sonlanmadıkça ve bütün bunlar aydınlanmadıkça önümüzdeki 20-30 yıl, 40 yıl içerisinde gerçekten ülkenin bir yere gideceği yok. Öncelikle bu çarpıklıkların düzeltilmesi lazım. Ama iktidar ne diyor? 15 Temmuz daha 70 sene gider bu şekilde. Şimdi bir tarih kuruldu ilk 70-80 sene geldi şöyle veya böyle. Şimdi yeni bir milat konularak bundan sonraki 70-80 yılda bunun üzerinden ipotek alın, altına alınmaya çalışılıyor. Ve Türkiye'nin önündeki en büyük tehlike bu. Ve Türkiye o ilk 70-80 yılını mumla arayacağı bir döneme girdi. Tepeden tırnağa her şeye zam, hiçbir umut yok ve bunun düzeleceğine dair bir umut da yok. Yalanlara yalanlar ekleniyor ve vatandaş ne diyor hala? Neredeyse pişman olacağım. İşte İnsanların pişman olması gerekiyor ve insanların elim kırılsaydı da oy vermeseydim demesi gerekiyor. Ve sesini yükselten insanların çokluğu ve sayısının artmasıyla ancak bu işlerin dönüşebileceği, değişebileceği mümkün, imkan dahilinde. Fakat bir beş yıl daha böyle gidebilir mi? Evet gidebilir. Altı aya bir sene pek çok şey değişebilir mi? Evet değişebilir. Değişme edebilir. Dolayısıyla net bir şey söylemek güç ve zaten Türkiye'deki demokratik güçlerin e, hayal kırıklığının Türkiye'deki demokratik güçlerin e, tükenmişliğinin pes etmişliğinin veya böyle bir görüntü vermesinin temel nedeni de bu hemen her şeye değinmedim bir kısmını da inaata bıraktım inaat güncellendi hatta fazlasıyla güncellendi. Biraz da arttı. Onu da Perşembe'ye sakladım. Bu hafta iki inat olacak. İlkini sizinle paylaşıyor ve Perşembe günü buluşmak umuduyla hoşçakalın diyorum.